Sevgili arkadaşlarım merhabalar. Sosyoloji dersimizin dördüncü ünitesi olan toplumsal değişim ve gelişim konusuyla karşınızdayım. Bu ünitemizle ilgili 20 soru çözümü yapacağız. Hadi başlayalım. İlk sorumuz gelsin. Bu parçada hakkında açıklama yapılan kavram aşağıdakilerden hangisidir? Yaklaşık 200 yıl önce başlayan sanayi devrimi gittikçe artan bir hızla dünyayı etkilemiş ve dünyanın görünümünün farklılaşmasına yol açmıştır. Bilimsel buluşlarla uygulamaya geçirilen teknolojik gelişmeler toplumların yaşamını alt üst etmiştir. Buhar gücünü kullanmaya başlamasıyla ise ne olmuş? Makineleşmenin önemi artmıştır. Petrol ve elektriğin enerji sağlamak için kullanılması sanayide patlamaya yol açmıştır. Tüm bunlarla beraber yollarda altlı arabalarla gezilen ülkeler ne olmuş? Yarım yüzyılda fabrikalardan geçilmez olmuştur. Doğanın yeşil örtüsü, beton, asfalt, baca, yüksek binalar ve motorlu araçlardan oluşan örtüyle yer değiştirmiştir. Ulaşımda gerçekleşen devrimle yeryüzü adeta küçülmüştür. Telefon, telgraf, radyo, televizyon ve hemen ardından gelişen bilgisayar ve internet teknolojileriyle dünyanın her köşesiyle aynı anda iletişim sağlanabilir hale gelmiştir. Hangi kavramdan bahsettik? Yaklaşık 200 yıldır yaşanan değişmelerden bahsettik. Yani toplumsal değişimden bahsettik arkadaşım. O halde cevap Ceyhan diyelim ve ikinci sorumuza geçelim. İkinci sorumuz gelsin bakalım. Bu parçadan hareketle aşağıdaki argılardan hangisine ulaşılabilir? Toplumsal değişme, toplumsal yapının, kurumların, toplumsal ilişkiler ağının, davranış kalıpların, toplumsal norm ve değerlerin zaman içerisinde olumlu ya da olumsuz yönde dönüşmesidir yüzlerce kilometre ötede yaşayan bir akrabanın sesini ne zaman istersek duyabilmek, arkadaşımızın uzun ve zahmetli yolculuğunu kazasız belasız atlatması ve bunun anında öğrenebilmek ya da tıbbın bebek görünümlerini doğum sırasında kapılan enfeksiyonları olan üstü bir hızla azaltması, uygar insanın yaşam süresini küçümsenmeyecek kadar uzatmasını başarmış olmak gibi örnekler verilmiş. Toplumsal yapıda ileri doğru yaşanan değişimlere bir örnektir. Tabi geriye doğru değişmelerden bahsetmedik şu an. Şimdi bakalım. Adana hangisine ulaşabiliriz? Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler ekonomik faktörlerle yakından ilgilidir. Bu parça ekonomiden anlatıyor muydu? Tabi ekonomik faktörler var ama parçanın asıl anlatmak istediği şey bu değildi. Peki bilimsel ve teknik ilerlemeler bundan bahsettik mi? Bahsettik. Çağına borçlu olduğumuz nimetler toplumsal değişmeyi etkileyen önemli faktörler arasında yer almakta mıdır? Almaktadır. Bir bu kalsın diğerlerine bakalım. Tarih boyunca tüm toplumlar belli hareketlerin neticesinde kendinden sonraki nesilleri ve toplumsal yapıyı etkilemişlerdir. Şimdi tarih boyuncudaki toplumlardan bahsettik mi? Onların değişme gücünden bahsettik mi? Hayır hocam. Peki refah düzeyi yüksek olan toplumlar bireylere eğitim, sağlık, sosyal güvenlik gibi konularda daha iyi olanaklar sunmaktadır dan bahsettik mi? Hayır hocam. Peki maddi ve manevi değerlerin yaşam biçimlerine aile içi ilişki ki aile ilişkilerinden hiç bahsetmedik. Dolayısıyla bunu eleyelim ve cevap Bursa diyelim. Nereye geçelim hocam? Üçüncü sorumuza geçelim değerli arkadaşlarım. Bakalım. Evet 3 ve 4'ü alabilir miyiz? Pek olanaklı görünmüyor. Üçüncü sorumuzdan devam edelim. Numaralandırılmış ifadeler arasında toplumsal değişmeyi etkileyen faktörlerden hangisinin bir örneği yoktur? Bakalım. Dünyada ün kazanmış bilgisayar oyunlarının herkes tarafından kullanılması nedir hocam? Küreselleşmedir. O halde buraya küreselleşme yazalım. Tıbbın bebek ölümlerini doğum sırasında kapılan enfeksiyonları olan üstü hızla azaltması nedir? Bilimdir. Bilim ve teknolojidir yani. Peki çok partili sisteme geçirmesinin demokrasinin gelişme etkisi demokratikleşmedir. Nerede var hocam? Bursa'da var. Şimdi son şıkka geldik kentleşmenin kadının iş hayatına atılmasına etkili olması çevre koşulları mıdır demografi midir hocam nüfustur bakın erkekten daha çok kadının ya da şöyle söyleyeyim erkekle birlikte kadının da iş hayatına katılması kadın ve erkek nüfusuyla ilgili bir durumdan bahsediliyor dolayısıyla demografi var doğal çevre koşulları yok o yüzden cevap Ceyhan dedik ve dördüncü sorumuza doğru geçiyoruz bakalım 4 ve 5'i bu sefer alabilir miyiz aldık sayılır diyelim Bakalım ne diyor? Bu parçadan hareketle aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? Teknoloji ilk insanların ilk basit aletlerinin yapımıyla başlar. İçinde bulunduğumuz çağın gelişmiş teknolojisi ise sosyal hayattaki işleri kolaylaştıran bir etkendir. Yaşanılan modern hayat teknolojisiz ve bilimsiz imkansızdır. Ancak teknoloji beraberinde birçok sorunu getirmektedir. Yeni teknoloji her zaman eskisinden iyi midir? Veya yeni teknolojinin yol açtığı sosyal değişmeye ilişkin geçmişten ne öğrenilebilir soruların cevapları teknolojik gelişmelerin ve sosyal hayata etkilerinin anlaşılmasında yatar. Şimdi neye ulaşabiliriz? Toplumsal değişme temelinde ekonomik değişmenin yattığı insanlar arası ilişkilerin e, değişmesi midir? Kalsın olabilir. Peki tarımda sanayide bilgisayar teknolojisindeki gelişmeler toplumsal çözülmeyi kaçınılmaz hale getirir diyebilir miyiz? Çok iddialı bir durum olur teknolojik hem olumlu durumları var hem olumsuz durumları var. Yani her teknolojik gelişme e, bu toplumsal çözülmedir diyemeyiz. Dolayısıyla bunu hemen eleyelim. Peki ilk uygarlıkların bilimsel ve teknolojik gelişmeye katkıları günümüzdekilerden daha azdır ya da fazladır diye bir karşılaştırma yaptık mı? Çünkü parçadan diyor. Hayır hocam, yapmadık. Peki bilim ve teknolojinin toplumsal değişmeye olum hem olumlu hem de olumsuz etkileri var mıdır? Vardır hocam. O halde cevap net olarak denizdir. Hocam nereden çıkarıyoruz? Bakın buradan çıkarıyoruz. Bir diyor, teknoloji ve bilimsiz imkansızdır. Birçok sorunu beraberinde getiriyor diyor. Yani iyiliği getirdiği kadar sorunu da getirmektedir. Bilimsiz de olmuyor, teknolojisiz de olmuyor ama onunla da birçok sorunlar yaşanıyor dediği bu. O halde net olarak deniz dediğimize göre 5'e bakalım. Bu görüşe sahip bir kişinin aşağıdaki yargılardan hangisine katıldığı söylenebilir modernliğin diliyle konuşurken geleneği mutlaka hesaba katıp yeniden canlandırmak gerekmektedir. Geleneği içe sayarak sıf kuru modernleşme havarisi kesilmek gerçeklerle hiç bağdaşmaz. Gelenekle bağlarını kurup modernliğe yol almaktır en doğrusu. Yani geleneği tamamen red etmek modernleşmek demek değildir. Gelenekle modernlik arasında bir bağ kurmak lazım. Bakın en sonunda bu bağları kurup yol almak en doğru olduğunu söylüyor. Şimdi bakalım Adana modern olmak toplumu isterleştirdiği sosyal ve kültürel değerlerden mahrum kalmak mıdır? Kalmamaktır diyecekti hocam. Peki yüzeysel ve simgesel değişimler modernleşmenin em Hayır hayır yüzeysel değişmeler modernleşmenin göstergesi olamaz. Peki modernitenin kurulmasının yegane yolu geleneği dışlamak mıdır? Hayır isterleştirmek onunla yol almaktır. Peki bunu da eyleyelim. Gelenekçi düşünce modernleşmeye giden yolda bir köprü müdür? Evet bir köprüdür, bir bağdır. O yüzden cevap denizli diyelim. Ve 6. sorumuza ne yapalım? Yolculuk yapalım. Bakalım hangi soruları alacağız? Sadece 6'yı alıyoruz. Bu parçanın hareketle aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? Giyim kuşam, yeme içme, eğitim, mimari ve benzeri hayatımızı ilgilendiren hemen her konuda çağdaşlaşma ve modernleşme bir kavram kargaşası halini de tanımlanmaktadır diyor. Oysaki kendi kültürel değerlerini çağdaşlaştıramayan toplumlar modernlik adı altında başka toplumların değer hükümlerini hayata geçirirler. Tarihte kendi değerlerini çağın ihtiyacına cevap verecek şekilde geliştirecek toplumun hizmetine sunmamış olan milletler ölü milletler mezarlarına terk edilmiştir. Yani müze, arşiv ve kütüphanedeki yerlerini almışlardır. Konuyu biraz daha açacak olursak örneğin kendi musikisini çağın ihtiyaçlarına cevap verecek biçimde geliştirilemeyen yani çağdaşlaştıramayan toplumların gençleri başka toplumların müzikisini yani musikisini benimser zaman içerisinde de kendi musikiniz gelişme ve değişmedeki yerini almayınca müzelik olursunuz, tarihlik olursunuz. Şimdi hangisine ulaşamayız? Toplumlar çağdaşlaşma veya başka toplumların çağdaş konumuna ulaşmış olduğu değerleri modernleşme adı altında benimsediklerinde egemen toplumların değerlerini ne yaparlar? Hayatlarına geçirirler. Nereden buluyoruz? Buradan buluyoruz. O adı bunu eleyelim. Peki bireyler gibi toplumların da kimliklerini korumak için modernleşme sürecinde kültürel öğelerini yeniden üretmeleri, revize etmeleri gerekiyor mu? Gerekiyor. Bakın buradan müzik örneğinden çağın ihtiyaçlarına cevap vermesi gerektiğini söyledik. Peki devam. Kendi kültürünü yaşatamayan toplumlar tarihin tozlu sayfalarına yerini alırlar mı? Alırlar. Ölü milletler mezarlığına giderler. Peki aynı zamanda şu kütüphanedeki yerlerini de alırlar mı? Alırlar. Devam. Peki bir toplumun çağdaşlaştırdığı değerler diğer toplumlar için modernlik olarak algılanabilir ancak modernliğe bağımlı olan toplumlar kültürel, ekonomik, daha sonra siyasi manada yok olmaktan kurtulamazlar mı? Evet, kurtulamazlar. Bunu da buradan çıkarabiliriz. Edirne'ye gelelim. Toplumların kendi değerlerini kurumlarını geliştirerek ve hayata kazandırmak yerine kendisine sunulan değerleri benimsemesi, kabullenmesi, yaşaması, çağdaşlaşmanın ilk şartı mıdır? Değildir. Yok olmanın ilk şartı olabilir. O halde cevap edinle diyelim ve yedinci sorumuza gidelim. Güzel bir soruydu değerli arkadaşlarım. Buna göre aşağıdakilerden hangisi? Küreselleşmenin toplumsal değişme yansımalarından biri olamaz. Küreselleşme bir yandan devletleri dönüştürürken bireyleri de dönüştürmektedir. Devletler birbirine benzer başka bir deyişle evrensel kabul edilen değerleri benimsemeye teşvik edilirken bireyler de yaşam biçimleri, tüketim alışkanlıkları, beklentileriyle belli bir kültüre ait olan aidiyetlerinden koparılarak küreselleşmenin tek bir mekan haline getirdiği dünya köyünün bireyleri haline gelmektedir. Şimdi ışıklara bakalım. Adana döner, hamburger, spagetti gibi farklı kültüre ait yemeklerin günümüzde farklı toplumlar tarafından tüketilmesi küreselleşmenin etkilerinden biridir. Peki geçmişte dünyanın farklı coğrafyalarında kullanılan Jim pantolon, ceket ve kravatın diğer toplumlarda kullanılması yine etkilerinden biridir. Avrupa Birliği'nin ülkeler arasında sınırlara kaldırması yine etkilerinden biridir. Peki dünyanın bir bölgesinde yaşanan depremsel ve doğal afetlerin bütün dünyayı etkilemesi e, uluslararası düzeyde e, yardım faaliyetlerinin bulunması yine küreselleşmenin etkilerindendir. Olumlu etkilerinde de ancak onu da söylemiş olalım. Toplumlarda yüzyıllardan beri farklı etnik kökene sahip birçok insanın bir arada yaşaması yerelleşmeyle ilgilidir. Başka bir kavramla ilgilidir. Bu küreselleşmeyle ilgili değil. Küreselleşme kültürleri yok ederek insanları ve devletleri birbirine benzetmektedir. Dolayısıyla cevap Edirne diyoruz ve 8. sorumuza geçiyoruz. Bu görüşlere sahip bir kişinin aşağıdakilerden hangisine katılması beklenemez? Toplumda tehlikeye karşı başarılı bir mücadele verilmesinin gerektiği durumlarda halkın birlik ve beraberlik içerisinde göstereceği sosyal reaksiyon da güçlenir. Olumsuz koşullar altındaki bir toplumda sapkınlara, kaçaklara, hainlere hoşgörü gösterilmez. Ne denli acı verici olursa olsun ortaklaşa fedakarlık yoluyla kültürün güçlendirilmesine ve çoklukların, farklılıkların her konudaki çeşitliğin genel anlamda uyumuna ve uzlaştırılmasına çalışması toplumsal bütünlüğün sağlamasında önemli rol oynar. Şimdi bakalım. Adana, insanlar sosyal bünyede bir bina meydana getirebilmek için bireylerin kenetlenen, birbirlerine destek olan yapı taşları gibi olmalıdır. Toplumsal bütünleşme için doğrudur. Peki birlik içerisinde eriyen, ortak faydada buluşan her işte muva, e, muvaffak olur nebilir mi? Bu kişi der. Neden der? Çünkü diyor ki en sonunda ne yapacağız? Farklılıkları, çeşitleri bir uyuma zorlayacağız. Onları uzlaştıracağız diyor. Dolayısıyla oradan çıkarıyoruz. Peki Ceyhan'a bakalım. Yalnızca kendimiz için yaşamamız olanaksızdır. Binlerce doku bizi tüm insanlara bağlar der mi bu kişi? Der çünkü birlik ve beraberlikten bahsediyor. O halde bunu da eyleyelim. Peki şeyleri birlikte yapan kişiler birlikte iş başarmanın değerli olduğuna inanırlar mı? İnanırlar. Edirne'deyiz. Bir bireyin inancı, ahlakı ve estetik değerleri vardır. Oysa bir toplumun böyle değerleri olamaz. İşlevsel olarak zaman zaman sanki varmış gibi gösterirse de özde yoktur. Bu olması gerektiğini düşünüyor. Dolayısıyla Edirne söylenemez olandır. Edirne işaretlerimize göre artık 9. ve 10. sorumuza geçebiliriz. Hemen hemen aldık gibi diyelim ve bakalım. Bu parçada gri bir dönem olarak vurgulanan kavram aşağıdakilerden hangisidir? toplumsal yapılar üyelerinin davranışlarını ve ilişkilerini düzenleyen belli değerler ve normlar etrafında bütünleşmektedir. Bu değerlerin ve normların etkisi zamanla zayıflar. Bu süreçte eski değerlerin ve normların etkilerinin zayıfladığı fakat tamamen kaybolmadığı, yeni değerlerin ise henüz tam olarak benimsenmediği çelişkilerin, çatışmaların, tabakalar arasındaki farklılaşmanın arttığı, insan hak ve özgürlüklerinin kısıtlandığı, milli birlik bilincinin zayıfladığı gri bir dönem meydana gelir. Bu dönem hangi dönemdir? Toplumsal çözülme dönemidir hocam. O yüzden cevap Adana'dır. Hocam bakın değişim var. Bu değişimdeki durum çözülmeye işaret eden bir değişimdir. Ya da burada sapmadan de az ya da çözülme vardır çatışma var ama kastedilen kavram çözülmedir. Ayrışma zaten bunlar hemen hemen aynı anlama geliyor. Kastedilen edilen gri dönem toplumsal çözülmedir. Peki ona geldik. Buna göre toplumsal değişme ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Değişim tüm toplumlar için kaçınılmaz bir olgudur. Fakat değişimin hızı ve kaynakları toplumlara göre farklılık gösterebilir. Sosyologların yaptığı toplumlara göre karşılaştırmalı Toplumsal değişme ve modernleşme araştırmaları toplumsal değişmenin bütün toplumlarda aynı olmadığını göstermektir. Bu araştırmalar geneliksel değerlere daha sıkı bağlı olan toplumların değişime direnç gösterdiklerini, modern toplumların ise değişime daha açık olduklarını gösteriyor. Şimdi neyi söyleyemeyiz? Geneliksel toplumlara değişme daha yavaş mıdır? Evet hocam. Nereden çıkardık? Bak direnç göstermelerinden çıkardık. Peki değişim toplumların gelişmesiyle her toplumda aynı şekilde gerçekleşir mi? gerçekleşmez. Çünkü bunu defalarca söyledi. Peki nereden çıkardık hocam? Bakın buradan söylüyoruz. Dolayısıyla bu söylenemez olandır. Peki diğer şıklara da bakalım. Mesela Denizli'ye bakalım. Modern değerlere sahip toplumlar değişime daha az direnç gösterirler mi? Gösterle bakın. Buradan çıkarıyoruz. Dolayısıyla cevap net olarak Bursa olduğuna göre fazla uzatmadan ne yapalım? Diğer sorularımıza bakalım. 11'in sorumuz geldi. 12'yi de alabilir miyiz? Hemen hemen alabiliyoruz yine diyelim ve başlayalım. Bu parçada hareketle küreselleşme ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? Küreselleşme kavramı hem olumlu hem olumsuz birçok olgu içine alır. Küreselleşme karşılıklı işbirliği, barış, bütünleşme, gelişmişlik, sosyo-kültürel yakınlık gibi olumlu sayılabilecek etkilerin yanında karşılıklı bağımlılık, yerel kültürlerin yok olması, bölgesel gelişimci yani gelişmişlik farklarının artması, haksız rekabet ortamı, bireysel yalnızlaşma gibi birçok olumsuzları da bünyesinde barındırır. Şimdi ne söyleyebiliriz? Kültürel alandan çok ekonomik ve siyasi alandaki karşılıklı bağımlılığı artıran bir süreç olduğunu söyleyebilir miyiz? Burada şu daha çoktur, bu daha azdır gibi karşılaştırmaya gitmediğimiz için bunu söyleyemeyiz. Ve bu parçaya da bağımlı kalıyoruz bu arada. Gelişmiş ülkelerden daha az gelişmiş ülkelere doğru ilerleyen tek yönlü bir süreç midir? Tek yönlü bir süreç e, olduğu söylenemez. Karşılıklıdır ama daha çok e, gelişmiş ülkelerin diyebiliriz burada tek yönlü demesi sorun olmuş. Toplumsal değişim açısından olumlu yönlerin daha baskın olduğunu söyleyemiyoruz. Hem olumlu hem olumsuz özellikleri olduğunu söylendi. O halde bu da olamaz. Peki dünya ölçün, ölçeğinde birbirine benzeyen kültürel bir yapının ortaya çıkmasına yol açan bir süreç olduğunu söyleyebilir miyiz? Toplumları birbirine benzettiğinden bahsedebilir miyiz? Tabii ki bahsedebiliriz. Peki tüm toplumsal yapıların benzer şekilde etkilendiğini söyleyebilir miyiz? Hayır. Siyaset kurumu farklı etkilenebilir, kültür farklı etkilenebilir, aile farklı etkilenebilir. Dolayısıyla bu da olamaz. Cevap Denizli. Geldik 12. soruya. Bu parçadan hareketle göçlerle ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? Göçler insanlık tarihi kadar eskiye dayanan bir olgudur. İnsanoğlu bazen coğrafi nedenlerle, bazen yeni yerleşim yerlerini keşfetme amacıyla, bazen de yaşanılan topraklara Yaşama şansı kalmadığından yer değiştirmiştir. Göçler bir yandan toplumsal yapıdaki sorunların doğmasına yol açarken, diğer taraftan ne yapıyor? Yeni fırsatlara kapı aralamakta ve toplumsal yapıya bir dinamizm, bir değişim, bir hareketlik getirmektedir. Şimdi bakalım. Adana. Toplumsal değişmeler çoğu zaman plansız bir şekilde gerçekleşir diyebilir miyiz? Yani bunu mu çıkarırız parçadan? Hayır, belki göçlerin bazıları planlı olmuştur. Bunu çıkaramayız. Peki göçler toplumsal yapı unsurları arasındaki uyumu bozar mı? Uyumu bozduğu kadar fırsatlar da çıkarabiliyor. Net olarak bunu söyleyemeyiz. Peki tarihin her döneminde göçler toplumsal yapıya etkileyen en önemli etkileyen unsur deseydi sıkıntı yok. En önemli demesi sorun. Dolayısıyla buna da ulaşamayız. Peki bazen toplumların iradeleri dışında gerçekleşen göçlerin toplumsal yapıya olumlu katkıları olmuş mudur? Olmuştur. Nerede bakın yeni fırsatlar derken, toplumsal dinamizm derken oradan çıkarıyoruz. E diğerine bakmamıza gerek var mı? Yok. Hatta aşağı doğru indirelim ve kısmen de ona bakalım. Plansız gerçekleşen göçler sonucunda ortaya çıkan sorunların çoğunu çözebilmek mümkün değildir. Çözmek ya da çözmemekten bahsetmediğimize göre o da olamaz. Ve 13. sorumuza gelelim o halde. Buna göre normların geçerliliğini yitirmesi, yaptırım gücünün azalması nedeniyle ortaya çıkan durumu aşağıdakilerden hangisi en doğru ifade eder? Sosyolog Merton'a göre anomi yani kuralsızlık yapısal bir gerilim ürünüdür. Normlar ve değerler arasındaki yaşanan çelişkiler anomiyi doğuran en önemli etkendir. Yani toplumsal e, çözülmeyi, bozulmayı, kuralsızlığı çıkaran en önemli etkendir. Devam. Toplumsal normlar gelişmelere bağlı olarak değişirler. Böylece eski normlar yani kurallar yürürlükten kalkarken onların yerine yeni normlar getirilir. Bu durum toplumsal hayatta bazı boşlukların ortaya çıkmasına neden olur. Örneğin internetin küresel düzeyde bireylerin yaşamına girmesiyle toplumsal değişim insanlık tarihinde görülmemiş düzeyde çok hızlı yaşandığı bu dünyada eski normların gereksinimlerini karşılayamaz hale gelmiş ve geçerliliklerini yitirmişlerdir. Şimdi bakalım. Adana toplumsal bütünleşmenin sağlanmaması nedeniyle toplumsal çözülme ortaya çıkar mı? Çıkar. Bütünleşmeyi ne bozar? Anomi bozar. Bu da çözülmeye neden olur. O halde bu olabilir. Bu bir kalsın. Toplumsal yapıyı düzenleyen yeni normatif yapının eskinin yerini almasından mı bahsediyoruz? Yani şu ifade normların geçerliliğini yitirmesi yaptırım gücünün azalması nedeniyle ortaya çıkan durumu bu ifade eder mi? Etmez. En iyi zaten çözülme ifade eder. Yine başka bir şıkka bakalım. Mesela Edirne'ye bakalım. Yaptırım gücü yüksek yeni normatif değerlerin üretilmesi olur mu? Hayır. Normlar değerlerini yitiriyorsa toplumda bir boşluk meydana gelir, bir çözülme meydana gelir. Cevap o yüzden Adana'dır. Hele internet bir sürü soruna neden olmuştur. Ama şu an mesela size ulaşıyorsam e, burada da olumlu etkileri olduğunu söyleyebiliriz. Yani sanki olumsuz etkileri daha fazla. Devam. 14. sorudayız. Parçadan hareketle toplumsal değişme ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre ülkemizde 52 milyon aktif sosyal medya kullanıcısı, 59 milyon da internet kullanıcısı mevcuttur. 25-34 yaş grubundaki bireylerin yaklaşık ikisi internet kullanıcısı durumundadır. Verilen medya kullanım alışkanlıkları bölümünde internet kullanımı günde 7 saat 15 dakika olduğu, bunun da 2 saat 46 dakikasının sosyal medyaya ayrıldığı görülmektedir. Televizyonda geçirilen zaman ise 3 saat 9 dakika olarak belirtilmektedir. İnternetin bazı yönlerden yaşamı kolaylaştırmasının yanında aşırı kullanımının ciddi sorunlara yol açtığı görülmektedir. Özellikle okul çağındaki gençlerin de görülen internet ve sosyal medyanın aşırı kullanımı ve bağımlılığının arttığı sosyal ilişki oranlarının azalmasına neden olduğunu, ders başarısında düşüşlerin olduğu, yanlış rol modelinin örnek alınmasıyla toplumsal değerlere aykırı davranışlarda artış olduğu görülmektedir. Herkes bir sosyal medya fenomeni olmaya çalışmaktadır. Okumanın bir anlam ifade etmediğini söylüyor gençler maalesef. Şimdi neye ulaşamayız? İnternet en temel sosyalleşme araçlarından biri haline gelmiş midir? Son dönemde gelmiştir. Çünkü en fazla vaktimizi orada geçiriyoruz. O halde bu tamam. Peki sosyal medya kullanımı bireylerin sosyal ilişkilerine zarar vermekte midir? Vermektedir hocam. Peki öğrencilerin ders başarısındaki düşüşlerin önemli nedeni olarak görülmekte midir? Evet hocam. Bunu da eyleyelim. Peki internet kullanım oranındaki artışın birçok olumsuz davranışın yanında ortaya çıkmasının nedeni olduğunu söyledik mi? Söyledik hocam. Peki internet ve sosyal medya kullanımı bireylerin yaşamını etkileyen en önemli olgu haline geldiğini söylememiz abartı olur. Bakın önemli bir olgu dese sorun yok. En önemli derse sorun var. O yüzden buna ulaşamayız. Gelelim 15. sorumuza. Bakalım nasıl bir soru bizi bekliyor. 15 16 alalım mı? Başaramadık, alamadık. Neyse 15'te kalalım. Bu parçada aşağıdaki toplumsal değişmeyi etkileyen faktörlerden hangisi vurgulanmaktadır? Eskiden düğünlerde davetliler basılır. Uzak yakın demeden tüm dostlar ve akrabaların evlerine gidilerek düğünlere davet edilirdi. Bir de gelmiyorlar. O daha da kötü oluyor. Davet ediyorsun, o kadar yol alıyorsun de gelmiyorlar. Neyse, düğünlerde fotoğraf çekilir, albümler yapılırdı. Bugün dijital davetiyeler elektronik postalarla ve sosyal medya platformlarıyla gönderilmekte. Düğünde çekilen fotoğraf ve videolar dijital ortamlara yüklenerek kalıcı hale getirilmekte ee, ve sosyal medya kullanımı için bu foto videoların beğenilmeleri bekleniyor. Yani kişi zaten nikah masasında şu an imza atarken şunu yaparken diye paylaşıyorlar. Peki neyse bu hangi değişmeyi etkileyen faktörlerdir? Neden bahsediyoruz? Hocam bahsettiğimiz modernleşme mi? Küreselleşme mi? Kitle iletişim araçları günümüzün en büyük avantajı ve dezavantajı olan, sorunu ve aynı zamanda olumlu yanı olan kitle iletişim aracından bahsediyoruz. O yüzden cevap net olarak Ceyhan diyoruz ve 16. sorumuza geliyoruz. Göremediğimiz 16. sorumuz. Parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Modernleşme sürecini etkilediği kurumlardan biri de aile kurumudur modern toplumda aile kurumu yapısı ilişkileri ve değeri bakımından büyük değişmelere maruz kalmıştır. Geneksel toplumlarda güçlü olan aile ve akrabalık bağları, komşuluk ilişkileri ve dayanışma kültürü modern toplumlarda göçler ve kentlerde yoğunlaşma, internet, sosyal medya gibi etkenlerin yanında bireyselleşme ve rollerdeki farklılaşma gibi faktörlerin etkisiyle zayıflamakta ve gücünü yitirmektedir. Ailenin yerine getirdiği geneksel fonksiyonların modern toplumda ne yapıyor? kurumlar yerine getiriyor ve bunlar da karşılamakta yetersiz kalıyor. Şimdi neye ulaşabiliriz? Modernleşme ile birlikte ortaya çıkan kurumlar toplumsal gereksinimleri karşılayabilmekte midir? Hocam burada yetersiz kaldı diyor. O halde bu olamaz. Peki modernleşme en çok aile kurumu bak. En çok aile kurumu en çok en önemli sadece yalnız bu kelimelere kaçmak lazım. Dolayısıyla bu olamaz. Peki toplumsal yapı bir kurumun işlerine meydana gelen değişmeyi telafi edecek mekanizmalar geliştirmekte midir? bunu söyleyebiliriz. Peki modern toplumlarda aile eski gücünü koruyamamakta, gittikçe zayıflamakta mıdır? Evet, gittikçe zayıflamakta olduğunu söyleyebiliriz. Edirne'de bakalım. Modernleşme sürecinin sağlıklı işleyebilmesi tüm kurumsal yapıların bu sürece ayak uyduracak şekilde değişmesiyle mümkündür. Diğer kurumlardan bahsetmedik, aile kurumundan bahsettik. O yüzden cevap net olarak Denizli 17'nin sorumuza geçelim bakalım bizi ne bekliyormuş. 17'in sorumuzu aldık diğerlerini alamıyormuşuz. Bu parçada toplumsal değişmeyi etkileyen aşağıdaki faktörlerden hangisinden söz edilmektedir? Roma sonrasında güvenlik eksikliğine bağlı olarak ticaretin azalması ile kıyı şehirleri kaybolmuş Avrupa'da küçük içe kapanık karasal kale şehirleri öne çıkmıştır. Böylece dışa ve değişime kapalı bir toplumsal yapı olan feodalizm ortaya çıkmıştır. Tersi biçimde 13. yüzyıldan itibaren Haçlı Seferleri neticesinde Akdeniz ticaretinin yeniden canlanması ile birlikte kıyı şehirlerinin yeniden doğduğu ve toplumsal değişmenin daha dinamik biçimiyle Avrupa toplumunu etkisi altına alarak kapalı feodalizmi ortadan kaldıracak süreci başlattığını görmek mümkündür. Şimdi hangi faktörden bahsediyoruz? Demografik, yani demografik durum yani nüfustan mı bahsediyoruz? Hayır hocam. Fiziki ve coğrafi özellikten bahsediyor muyuz? Bahsediyoruz. Nereden çıkarıyorsunuz? Hocam bakın kıyı şehirlerinden çıkarıyorum. Hocam bakın Akdeniz ticaretinden çıkarıyorum. Bahsedilen durum bu. Bilimsel gelişmeler teknolojik ve eğitimden bahsettik mi? Hayır. Cevap o halde net olarak Bursa'dır diyelim ve 18. sorumuza geçelim. Evet karşımızda. Buna göre toplumsal değişmenin makro ve mikro düzey tanımlamalarının ortak yanı aşağıdakilerden hangisidir? Toplumsal değişme tanımları bazı sosyologlar tarafından makro, bazı taraf, kişiler tarafından ise mikro olarak tanımlanıyormuş. Mesela Minetan toplumsal değişmeyi makro düzeyde tanımlamış. Ne demiş? Toplumsal ilişkilerde, kurumlarda ve yapıda belirli bir durumdan ya da varlık biçiminden başka bir durum ya da biçime geçiş olarak tanımlamış. Peki mikro düzeyde tanımlayan kimmiş? Mahmut Tezcan'mış. Bu nasıl tanımlıyor? Toplumsal yapının ve onu oluşturan toplumsal ilişkiler ağının bu ilişkileri belirleyen toplumsal kurumlarda değişmesi olarak tanımlamış. Şimdi bakalım ortak yanları nedir? bir sosyal yapı içerisinde gerçekleşmesinden bahsetti mi? Her ikisi bir toplumsal yapı içerisinde olmuş mu hocam? Olmuş. Bakın bu her ikisinde de altını çizmiş olduk. Bir yapı içerisinde oluyor. O halde bu olabilir. Peki bir yönünden bahsettik mi? İşte ileri ya da geriye doğru. Hayır hocam. Boyutlarının benzer olduğunu söyleyebilir miyiz? Yani birinin boyutunun daha iyi, daha kötü olduğundan bahsettik mi? Benzer bir durumları var mı? Benzer bir boyutundan bahsetmedik. Peki sosyokültürel bir içerik? Hayır hocam. Hızlarından bahsettik mi? Mikroda yavaş, makroda daha hızlı olduğundan bahsettik mi? Hayır. O halde cevap net olarak Adana'dır. Çünkü toplumsal değişme bir toplumsal yapı içerisinde gerçekleşmektedir. 19. sorumuza geldik. Bu parçadan hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Küresel bir tehdit haline gelen COVID-19 salgını üretimden tüketime, uluslararası ilişkilerden eğitime, ulaşımdan eğlenceye, dini ibadetlerden spor etkinliklerine kadar akla gelebilecek her alanda toplumsal yaşamı etkisi altına aldı. Dünyanın her yerinde uluslararası zirveler, kongreler, eğitim öğretim faaliyetleri, büyük spor müsabakaları, kültür ve turizm ziyaretleri, festivaller, fuarlar ardı ardına iptal ediliyor ve sanal ortamlara aktarılıyor. Çok sayıda işletmenin web konferansı, anında mesajlaşma veya e-posta gibi örgütsel çalışma teknolojilerini kullanmasıyla birlikte sosyal anlamda sanal çalışma biçiminin benimsenmesi ihtimalini arttırıyor diyor. Bu bağlamda gittikçe artan sayıda işveren ve iş gören tele çalışma alternatifini bir çalışma biçimi olarak tercih etmektedir. Aslında evden çalışma gibi mekansal açıdan esnek çalışma sistemleri mevcut krizle beraber pek çok çalışma alanını zorunlu olarak yani pek çok çalışma alanı zorunlu olarak deneyimledi. Yani bizler de sizler de bunu deneyimlediniz. Devam edelim. Kimileri için yeni, kimileri içinize yoğunluğu artan bu deneyimler zaman içerisinde yaygınlaşarak, benimsenerek yeni bir çalışma hayatını beraberinde getirebilir. Sanal iş yeri, sosyal izolasyon hissinin güçlenmesi dolayısıyla dünya genelinde bir yalnızlık duygusunun artma ihtimalini de beraberinde getiriyor. İş yerinde sosyalleşebilirken, evde çalıştığımızda ya da internet üzerinde çalıştığımızda burada bir yalnızlık hissi olabilir diyor. Şimdi neye ulaşamayız? Salgın hastalıklar toplumların pek çok kurumunda köklü değişmelere neden olabilir mi? Oldu hocam. İnsanlar arası ilişkilerin biçimi, toplumsal şartlardan bağımsız ele alınır mı? Alınamaz hocam. Peki yaşanan toplumsal değişmeler nedeniyle bireyler yeni şartlara alışma sürecinde psikolojik olarak zorlanabilirler mi? Zorlanabilirler. Yalnızlık duygusundan bahsettik. Peki Covid-19 salgını dünyada yeni bir çalışma şeklinin yaygınlaşmasını ortaya çıkardı mı? Çıkardı. Peki mekansal olarak esnek çalışma şeklinin kolaylığı bu çalışma şeklinin yaygınlaşacağı anlamına gelmekte midir? Gelmemektedir. Gelmemekte dediği için ulaşılamaz olandır. Gelmektedir deseydi ulaşılabilir olan olurdu diyelim ve son sorumuza artık gelelim. Son sorumuza karşımıza aldık başlıyoruz. Bu parçadan hareketle yargılardan hangilerine ulaşılabilir? Dur göre... Toplumda değişen üretim koşullarına dayalı olarak iş bölümü mekanik danışmadan organik danışmaya doğru bir geçiş göstermiştir. Bu benzerlikler üzerine kurulan bir toplumsal modelden farklılıklar ve uzmanlaşma üzerine kurulu olan bir toplumsal modele geçiş anlamına gelmektedir. Ona göre iş bölümündeki değişimin en temel sebebi toplumlardaki demografik yoğunlaşmadır. Bir toplumda demografik yoğunluk az olduğunda toplum üyelerinin uzmanlaşmaya ve kapsamlı iş bölümüne gerek duymadan mekanik danışma şartlarında yaşayabilirler. Ancak diyor demografik yoğunluk arttıkça toplumsal yaşamın sürdürebilmesi için mesleki uzmanlaşmaya ve sistematik bir iş bölümüne ihtiyaç olur. Zira ancak bu şekilde demografik olarak yoğun olan bir toplum işlevlerini tam olarak yerine getirerek varlığını sürdürebilir. Şimdi bakalım neye ulaşabiliriz? Bire bakıyorum. Toplumların işlevlerini tam olarak yerine getirip varlığını devam ettirebilmesi mekanik danışmaya mı bağlıdır? Organik danışmaya mı? Hocam organik danışmaya bağlıdır. Nereden çıkarıyoruz? Hocam şu son iki cümleden çıkarıyoruz. Bakın ne diyor? Demografik yoğunluk arttıkça toplumsal yaşamın sürdürülebilmesi için mesleki uzmanlaşmaya ve sistematik iş bölümüne ihtiyaç vardır. Yani organik iş bölümünden bahsediyor. Devam ediyor. Zira ancak... Bu şekilde demografik olarak yoğun bir toplum işlevini tam olarak meydana getirir. Peki mekanik danışma neydi hocam? Mekanizma demografik olarak yoğunluğun olmadığı toplumlarda görülür. Mesela köyde görülebilir. Orada büyük bir iş bölümüne ihtiyaç yoktur uzmanlaşmaya da ihtiyaç yoktur. Dolayısıyla buna ulaşamayız. Neden bu kadar açıkladınız diye merak ediyor olabilirsiniz. Birazdan söyleyeceğim. Mesleki uzmanlaşma ve sistematik iş bölümü gelişmiş toplumlarda yaygın mıdır? Yaygındır hocam. O halde 2'ye alıyoruz. Peki demografik özelliklerdeki değişme toplumdaki iş bölümü şeklini değiştirir mi? İş bölümünü e, değiştirir hocam. Çünkü demografik yoğunlaşma bu dayanışmanın temelinde 7'ye alıyor. O halde cevap bana göre 2 ve 3'tür değerli arkadaşlar. Ama MEB'in cevap anahtarına baktığımızda 1 ve 2'dir. Yorumlarda siz de hangi cevaba katıldığınızı söyleyebilirsiniz. Hoşçakalın.